Bugün bir tane trekking botu tanıtacağız arkadaşlar size. Bu görmüş olduğunuz botu Highland Creek. Bildiğiniz gibi Dashman'da satılıyor bu botlar. Biz şans eseri kışlık bir bot geldiğini gördük oraya. Trekking botu geldiğini gördük ve bunu satın aldık. Ben bunun bir alt modelini, baharda kullanılan modelini kendi aktivitelerimde sürekli kullanıyordum. Ancak kışlık modelini görünce alıp sizlere de tanıtmak istedim. İlk başta biraz ayakkabıdan bahsedelim isterseniz. Birkaç rengi mevcut bunların. Ben bu rengini tercih ettim. Diğer renkleri işin açıkçası pek hoşuma gitmedi. Bu rengi daha çok içime sindi. O yüzden bu rengi tercih ettim. Şimdi özellikle ayakkabının yapısından biraz bahsetmek gerekirse, gördüğünüz gibi arkadaşlar ayakkabının şuradan yanından itibaren bu gördüğünüz siyah bölme komple tek parça. Altı da tek parça bunun. Yani içten birleşiyor. Buna sadece taban yapıştırmışlar. Ama alttan da bu siyah parça altta birleşiyor. %100 su geçirmez olduğunu iddia ediyorlar bu ayakkabının. Benim kullandığım bir alt modeli böyle değildi tabii ki. Daha su geçirir bir modeldi. Şimdi şurada bir açıklama kılavuzu koymuşlar. Daltex teknolojisi yazıyor üstünde. Su geçirmez, nefes alabilir diyor. Burada basitçe açıklamışlar nasıl olduğunu. Üzerinde ayakkabı yüzü için sadece hava geçiren ve suyu engelleyen materyaller kullanılıyor demiş. Daltex klima membran nemi buharlaştırarak dışarı bırakıyor. Yağmur, nem, soğuk geçirmiyor demiş. İç astar içinde kaliteli hava geçiren malzemeden üretilen astar ayak sıcaklığını hemen dışarı sevk ederek ayağın sıcak ve kuru kalmasını sağlıyor gibi saçma sapan bir şey yazmışlar. Yani çok anlamsız olmuş o. Bu büyük bir ihtimalle Google Chrome çevirisi. Böyle bir açıklama koymuşlar. Ama ayakkabı gerçekten ağırlığı çok fazla değil. Hafif, kalın malzeme, içi bayağı dolu gözüküyor. Gördüğünüz gibi tam boğaz kısmını ve dil kısmını polar yapmışlar. İç astar yüzeyi de büyük bir ihtimalle polyester bir malzeme. Nefes alabilen bir malzeme kullanmışlar orada. Şimdi bunun polar olması dilin ve boğazın doğada kullanırken biraz sıkıntı yaratabilir. Bu tip ayakkabıları kullanırken kesinlikle tozluk kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Tozluk edineceksiniz. Tozluk da dizden başlar ve ayakkabının burasına kadar gelir ve ayakkabının altından sabitlenir. Ayakkabının çevresi haricinde çamuru hiçbir yere bulaştırmaz. Komple kapatır, yani koruması gereken yerleri korur, su geçirmez onlar. Dolayısıyla öyle bir tozluk kullanırsanız bu polar yüzeylerde ıslanmayacaktır. Şimdi bu ayakkabıyı neden tavsiye ediyorum? Aslında internette okuduğumuz zaman geçtiğimiz yıllarda bu marka için, yani Highland Creek için kötü yorumlar yapmışlar. İşte altı parçalanıyor, tabanı parçalanıyor gibi. Az önce de belirttiğim gibi bu ayakkabıyı tercih edecek olan arkadaşlar doğa sporlarına yeni yeni başlayan arkadaşlar olmalı. Profesyonel kullanım için uygun değil. Yani şimdi bunun içi polar ama yani -10'da -20'de çok fazla işe yarayacağını düşünmüyorum ben. Bu sıcaklıklarda çok fazla işe yarayacağını düşünmüyorum. Güzel estemez bir tabanı var bu arada. Burayı iyi yapmışlar, yeni fark ediyorum ben de. Yapılan internette okuduğum yorumlarda eski modellerinde altının çok çabuk parçalandığını söylüyorlardı. Arkadaşlar bu tip botlar gündelik kullanım için uygun botlar değil. İşin açıkçası. Bunu alacaksınız. Doğa faaliyetlerinde kullanacaksınız. İşi bittiği zaman da kenara kaldıracaksınız ve bir dahaki doğa faaliyetine kadar temizleyip muhafaza edeceksiniz.
bu şekilde kullanılmalı. Şimdi yeni başlayanlar için olduğunu söylememin sebebi ya internette siz araştırırsanız North Face'e veya John Wolfskin botların fiyatlarına bakarsanız gerçekten astronomik, yani elde tutulur. Yani şunun yapısına yakın ayakkabıları özellikle Wolfskin'in ve North Face'in 400 lira ve 500 liradan başlıyor. Bir de taklit olabilme ihtimali var. O da ayrı bir handikap. Öyle bir ayakkabı alırsanız bu sporu, bu aktiviteleri beğenmediğiniz zaman o ayakkabı elinize kalmış olur. Ancak buna verdiğiniz para çok cüzi bir miktar olduğu için bunu normal alırsınız. Baktınız sarmadı doğa yürüyüşleri, trekking. Gündelik kullanımda arkadaşlarınıza hava atarsınız. Yani en kötü ihtimalle onu yaparsınız. Zaten birkaç yıl içerisinde parçalanacaktır. Bir yıl, iki yıl içerisinde parçalanacaktır. Çok fazla dayanacağını düşünmüyorum bu ayakkabıların ben. Biz bu ayakkabıyı az önce videoda belirttim mi bilmiyorum. 100 liraya temin ettik. 99 liraya temin ettik. Benim bir önceki aldığım model de, yani baharda kullandığım model de 89 liraydı. Ben ondan çok memnun kaldım. Yani ben çok endişe etmiştim bu ayakkabıları alma konusunda. Yani acaba alsam mı almasam mı diye. Ben bir alt modelinden çok memnun kaldım. Şu anda bu ayakkabıları daha giymedim ama gördüğüm kadarıyla bu ayakkabılar da beni fazlasıyla memnun edecek. Şöyle biraz açıp içini de gösterelim ayakkabının. Gerçi gerek var mı bilmiyorum. Sıkıldıysanız kapatabilirsiniz zaten videoyu. Bundan sonrası ayakkabıyla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Videoyu sonlandıracağım zaten. Oo, bakın çok ilginç bir nokta. O videodan görebilecek misiniz bilmiyorum da onu ben nasıl göstereyim size. Arkadaşlar, bağcıklar paracord. 5 milimetrelik paracord. Hiç bu beklemiyordum bunu. Gördüğünüz gibi ayakkabı buraya kadar kapalı. Yani su geçirmiyorsa eğer buraya kadar su geçirmemesi lazım bu ayakkabının ama burası bayağı ince geldi benim gözüme. Büyük bir ihtimalle buradan su geçirir bu. Benim tahminim su geçirmezden kısıtları bunların şu bölgenin aşağısı su geçirmez olarak söylüyorlar herhalde. Yani buralar su geçirir gibi gözüküyor. Hem nefes alacak hem su geçirmeyecek. Çok kolay değil zaten. Ekstra bir durum çıkarsa, yani beğenmediğim bir olumsuz yön olursa videonun açıklamasını eklerim ben bu şeyi. Yani burası olmamış diye. Burada güzel bir metal plaka koymuşlar. Deltex yazıyor. Gore-Tex çakması. Birazcık. Dikişleri güzel. Metal. Bağcık delikleri sağlam. Bayağı sağlam gibi gözüküyor. Ben şu şeyleri çok fazla sevmiyorum. Nedense inatla şunları takmaya devam ediyorlar hala. Kancalar, yani bağcık bağlama kancaları. Bunlar hiç pratik değil. Ve zamanla bağcığı kesiyorlar. Bu ayakkabılar için daha da fazla söz harcamaya gerek yok. Zaman harcamaya gerek yok. Gerçekten Gore-Tex olsaydı ya da North Face olsaydı ben bu ayakkabıyı size yarım saatte anlatırdım işin açıkçası. Şimdi kaldıralım ayakkabıyı. Evet arkadaşlar, bugün Highland Creek markasının kışlık trekking ayakkabısını incelemeye çalıştık. Umarım aydınlatıcı olmuştur. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.